Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bu akşam sizlerle İkizler Burcu Kadını'nın Ekim ayı yorumunu yapacağım. Bakalım İkizler Burcu Kadını'nı Ekim ayında neler bekliyor olacakmış. Evrenden, sistemden en doğru bilgileri almak adına niyet ediyorum. Ve haydi gelin hep birlikte kartlarınızı karıştırmaya başlayalım. İleri sardırabilirsiniz. Beni beklemek zorunda değilsiniz elbette. Şuraya bir tane kart almak istedim. Burası enteresan geldi çünkü. Şimdi ilk olarak sevgili arkadaşlar Kupa 9 üstü kart ile birlikte açtık. Bu ne demektir? Bütün dileklerinizin gerçek olacağı bir ay geliyor. Neden? Çünkü ya bir arkadaşınız sayesinde ya da bu siz de olabilirsiniz. Bir fırsat elde edeceksiniz. Eğer ki yükseleniniz veya ay burcunuzda balık, akrep, yengeç varsa bu sizsiniz. Ama eğer yoksa bir arkadaşınızın vasıtasıyla olabilir. Balık, akrep ve yengeç burcundan birisini burada bize veriyor. Biraz alıngan, oldukça duygusal, hisleriyle hareket eden bir kadından bahsediyor. Bu siz de olabilirsiniz tabii ki de. Endişe ediyorsunuz. Bir arkadaşlığın, kardeşliğin bitebileceğine yönelik bir endişeniz var. Ya da yeni bir arkadaşlık elde ettiğiniz birileriyle yeni yeni arkadaş oluyorsunuz ve bu konuda bir endişeniz oluşmuş her nedense. Ya da dediğim gibi var olan güzel bir arkadaşlığınız, kardeş gibi artık olduğunuz birileri var. Fakat bundan bir endişe eder olmuşsunuz olarak görünüyor Ekim ayında. Şimdi bilinmeyenlerin açığa çıkması, yüzleşme, hesaplaşma ve gerçeklerin konuşulması dedi. Mahkeme kartıyla. Yeterince iyisiniz, hayat hızlanıyor dedi. Şimdi sizlerde hiçbir sorun yok aslında ama bir şeyler, sanki bilmediğiniz bir şeyler açığa çıkacak. Ve siz aslında yeterince iyisiniz. Sizlik hiçbir durum yok. Tamamıyla karşı tarafların veya da karşı tarafın yediği nanelerden dolayı diyeyim ben size, olmuş olanlar burada bu ay ayyuğa çıkacak. Ekim ayında bilgileneceksiniz kısacası. Herkes konusunda bilgileneceksiniz. Yani belki de iyi bildiğiniz kötü, kötü bildiğiniz de iyi çıkacak olabilir. Hayat artık sizin için hızlanacak. Yani bir eğer ki işiniz yoksa işe girebilirsiniz. Ya da yolculuklara çıkacak olabilirsiniz ki altta yolculuk kartı var. Bir şeyler hızlanıyor, bir hayatta hareketlenme var. Belki bir direksiyonun başına geçeceksiniz artık. Bazı bağımlılıklar çalıştırıyor olabilirsiniz. Şöyle illa ki bu çay, kahve, sigara, alkol veya madde bağımlılığından bahsetmez bize bağımlılık kartı. Birine de bağlanmış olabilirsiniz. İşte bu yukarıdaki bu kardeşlik, bu arkadaşlık bağında bir sıkıntılar çıkacak Ekim ayında ama kiminle çıkar bilmiyorum. Bakın burada endişe kartı çok komik bir kart. Buradaki teyze çok komik bir teyze. Ben bu teyzeyi pek anlayamıyorum. Komik geliyor bana. Komik çizmişler. Burada endişe ediyorsunuz. Her nedense. Çok iyi bağlanmışsınız aslında. Arkadaşlık, kardeşlik konusunda bir bağımlılık var burada. Ama endişeniz de ayyuğa çıkacak. Belki bu bilinmeyenlerin açığa çıkması,
Belki iyi bildiğiniz kötü, kötü bildiğiniz iyi çıkacak demiştim ya. Belki bunlardan dolayı da olacak olabilir. Şimdi kalbiniz kırılacak mı? Kocaman bir kırık kalp. Ekim ayında birçok şeyden vazgeçeceksiniz. Çünkü bilinmeyen çok şey varmış diyeceksiniz. Ya da var artık diyeceksiniz. Çok enteresan gelmedi mi? Şimdi soralım bakalım. Konu nedir? Eğitim veya evlilik? Evet. Şimdi bir yerlere mi gitmek istiyorsunuz gerçek anlamda? Yani sanki fiziki mesafe, her şeyi arkanızda bırakıp ya yeter artık uğraşmayacağım deyip arkanızı dönmeden çıkacak, gidecek olabilirsiniz. Burada Ekim ayını pek vermedi ama sanki eğer ki bu kararı verecekseniz Ocak ayında, Aralık ayında bunları verecek olabilirsiniz. Sanki öyle geldi. Aralık, Ocak gibi. Böyle bir ben artık gitmek istiyorum, ben burada yapamayacağım diyecek olabilirsiniz. Evlilik birliğiniz var. Evlilikte idare etmeye çalışıyorsunuz bazı şeyleri ama ışığı tam alamıyorsunuz evlilikten. Hani nasıl demek istiyorum? Evlilikten verim alamamışsınız açıkçası. Yani ne getirdi size? Bir sorun bakalım kendinize. Çünkü kartlar da burada öyle söylüyor. Hani şey alamıyorum ben bu evlilikten. Hani bir faydası yok sanki gibi bir durum oluşmuş ya da nötr gibi. Hani hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir şey de yok. Eksi bir şey de yok, artı bir şey de yok. Ama buna bir çözüm bulacaksınız ve sanki yer değişikliği yapmaya karar vereceksiniz gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi kolektif açılımda bu şekilde geldi. Daha bunları düşünce aşamasında da yapacak olabilirsiniz. Elbette ki basıp hemen gidecek değilsiniz ama hayat artık sizin için hızlanıyor bu aydan sonra dedi kartlarımız. Peki. Bir işi olmayan sevgili İkizler Burcu kadınını arkadaş ortamında bir konuşmalar bekliyor. Ne diyecekmiş bu arkadaşlar size? Oh bey de sensin, paşa da sensin. Sen bir imparatoriçesin. Otur ya, otur oturduğun yerde diyeceklermiş. Yani bir elin yağda bir elin balda. Yani çalışsan da olur, çalışmasan da olur havasında gibisin sanki olarak görünüyor Ekim ayında arkadaşlarından. Böyle bir tavsiye alacaksın ya da böyle bir eleştiri ya da böyle bir sözlerin dolaştığı etrafta olduğunu duyacaksın. Peki bir işi olanlar için ise bakın bir işi olanlar yer değişikliği yapacak. İş yeri değişecek. Ya iş yeriniz değişecek ya da evinizin yeri değişecek. O yüzden de işinizi de değiştirecek olabilirsiniz olarak geldi. Peki bir ilişkisi olmayanlar stoklama enerjisindesiniz. Birilerini stoklayacaksınız Ekim ayında. Böyle markajınızda olan birileri var sanki. Bir kısmınız da sevginizin olmadığı için, bir ilişkinizin olmadığı için öfkeli de olabilirsiniz. Ama bakın güneş geldi. Güneş ilişkisi olmayanlara doğdu bu sefer. Hiç ne kızın ne üzülün. Bunun sonu çok güzele varacak. Yani ayın sonuna 20'sinden sonra ilişki anlamında hareketlilikler meydana gelecek. Birileri hayatınıza dahil olmak isteyecek olabilir. Ve bu kişi bir kısmınız için belki evlenip çocuk sahibi olacağınız kişi de olabilir. Biraz dikkatlice böyle ölçüp tartıp biçmek lazım. Peki, ilişkisi olanlar için ruh eşinizi bulmuş gibi görünüyorsunuz. Bakalım neler oluyor? Oo, ilişki seviye atlıyor. Çok güzel. Eğer ki birlikte yaşıyorsanız bir bebek haberi bile alabilirsiniz ya da verebilirsiniz. Daha doğrusu siz verebilirsiniz tabii ki alabilirsiniz derken. Sanki partneriniz sizden ya zihinsel olarak ya da fiziki olarak bir yere gitmek mecburiyetinde de olabilir. Bir yurt dışı veyahut da bir kısa süreliğine de olabilir ama siz bu işin adını koyacak olarak görünüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Güzel geldi. Evli olanlar için ise sorumluluk çok alınmış. Siz çok almışsınız. Kalbiniz kırılıyor sorumluluk aldıkça. Aslında siz bu değilsiniz. Sorumluluk aldıkça evlilikte soğuyorsunuz. Yani soğuk bir görüntü. Yani işte gel şuraya, al şunu, yap şunu. Eşinize karşı bu şekilde oluyor olabilirsiniz. Hani bu istem dışı oluyor olabilir sizin için. Ama bunu yaparken sizin de kalbiniz kırılıyor, başkasının da kalbi kırılıyor. Hani belki annesiyle konuşuyor, eşiniz bilmem belki başkasıyla konuşuyor.
Onlarca sizin hakkınızda yanlış fikirler söylüyor olabilir. Böyle bir zincirleme, bir bozuk bir enerji söz konusu burada. O yüzden bu tavrınızdan vazgeçseniz iyi olur. Karşınızdaki erkek, eşiniz hassas birine benziyor çünkü. Hangi burç olursa olsun bu erkek bana hassas bir erkek gibi geldi. Yani böyle sizden zor böyle hot shot böyle hareketler gördüğü zaman kalbi kırılıyor bu insana ve gidiyor başkasına anlatıyor olabilir. Sizi başkasına anlatırken de kalbi kırık anlattığı için sizi karşı taraflar, üçüncü kişiler, üçüncü taraflar yanlış anlıyor, yanlış tanıyor, biliyor olabilirler. Peki. Eğer ki platoniksiniz, platonik olduğunuz erkek size bir açılma durumu, of en ağır erkeğimiz geldi ama sağlam erkektir. Boğa, Başak, Oğlak erkeği geldi. Ama bakalım ne yapacakmış. Oo, harekete geçiyor. Güzel. Oo, yanınıza geliyor. Kesinlikle yanınıza geliyor. Baya baya bir harekete geçme enerjisine gelmiş. O hantallık, o hani yapmaz etmez dediğimiz tavırlar birdenbire hareket enerjisine dönüşüyor sevgili arkadaşlar. Çok güzel geldi. Peki. Ex partnerinizden size bu ay Ekim ayında beklediğiniz ex partnerinize niyet edin. Bakalım nasıl bir enerji gelecek? Sorumluluğu alıyor sanki. Evet. Evet, kesinlikle. Siz ondan gitmiş olabilirsiniz belki ama o sizden hiç gitmemiş. Ya da iki taraf da birbirine hep böyle sıkı sıkıya tutunmuş kalmışsınız. Bakalım. Evet, şimdi aranızda toplumsal bir fark var. Din, dil, ırk, yaş, işte eğitim, kültür farkı, aile, yaşam tarzı farklılıkları bunlar olmuş olabilir. Yani niçin takılasanız? Yani hani atıyorum biriniz Ege'lidir, biriniz Karadenizlidir. Alın size kültür farklı. Mutfağından tutun, oyun havalarına kadar farklılıklar var. İşte evlenirken biri 3 bilezik ister, biri 5 bilezik ister. Yani böyle kültür farklılıklarımız oluyor maalesef ama bunun ortasını bulup madem iki insan anlaşmış birbirini sevmiş bu kadar farklılıklara rağmen ki hiçbir şey değil bunlar. Yani herkesin aslında böyle mülayim olması gerekir diye düşünüyorum. Ortalama veyahut da minimalist biraz daha düşünmek gerekir diye düşünüyorum elbette. Tabii ki bu benim düşüncem. Ama ne olacak? İşte çok güzel bir kupası geldi. Teklifiniz geliyor, tekrar sizinle barışacak, sizden hiç vazgeçmemiş olarak görünüyor. Ne yaşarsanız yaşayın, hep aklında varmışsınız. Belki yeni ayrıldınız, belki çok eski ama hiç fark etmiyor. Burada gördüğüm çok güçlü bir enerjide size karşı gelme isteği var ve gelecek olarak da görünüyor sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum ve Kasım ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.